Mutfağa Dair kanalına hoş geldiniz. Sizlere bugün tam kıvamında vişne reçeteli vermek istiyorum. Ben bu tarifimi karbonat tuzu hazırlayacağım. Sizler de mutlaka deneyin. Burada 1,5 kilo yakın vişnem var. Ben garanti olması için biraz fazla aldım. Şimdi onları saplana ayırıyorum. Ben daha önceden güzel cıkılmıştım. Şimdi saplana ayırıyorum. Daha sonra da çekirdeklerini ayıracağım. İsterseniz bu şekilde ayırarak diye dondurucu saklayabilirsiniz. Daha sonra da yapabilirsiniz reçelini. İçerisine çürükleri koymayın. Reçelinizin tadını bozabilir. Onun için sağlamları kullanacağız. Rengin kırmızı olması önemli değil. Pembe de olabilir. Gördüğünüz gibi bu çürük bir tane vişne. Onun için bunu kullanmıyoruz. Hiç içerisine koymayın bile. Hem ezilmiş hem de bozulmuş. Ben vişnenin tamamını ayıkladım. Daha önce yıkamıştım, tekrar yıkayacağım, sudan geçireceğim. Güzelce yıkadım. Şimdi çekirdeklerini ayıracağız. Bir tane vişnemi alıyorum. Bu kök kısmından bir tane pipet batırıyorum. Ve bu şekilde dikkatli bir şekilde çekirdeğini çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat çıktı. Ben kasenin içinde akıtıyorum. Çünkü vişnenin suyu ziyan olmasın. Bu şekilde batarak çıkartıyorsunuz rahatlıkla. Aparatları da var ama gerek yok. Evde bulunan pipetlerle çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Bu kök kısmından giriyoruz. Burasından çıkıyor zaten. Diğer vişnemizi de bu şekilde tamamlıyoruz. Vişnelerimi çekirdeklerine ayırdım. Suyunu görüyorsunuz. Ben şekerde bekletmeyeceğim reçelimi. Direkt şekerini koyup ocağın üzerine alacağım. 1 kilo vişneye 5 su bardağı toz şeker ilave edeceğim. Şekerimi ilave ediyorum. 5 su bardağı. Ben klasik su bardağı kullanıyorum. En önemli püf noktası kavurma tozu. İçerisine 1 çay kaşığı da kavurma tozu ilave ediyorum. Bu şekilde vişneleriniz daha parlak ve lezzetli olacak. Artık ocağımızın üzerine alabiliriz. Reçelimi ocağın üzerine aldım. Şu an yüksek ateşte. Karıştıralım. Ama dikkatli karıştırın. Vişneler ezilmesin. Şeker erine kadar yüksek ateşte olacak tencerem. Kaynamaya başlayınca içerisine 1 çay kaşığı tereyağı ilave edeceğim. Tereyağı fazla köpürmesini engelliyor. Ve rengini berrak veriyor. Vişne rengini görüyorsunuz. Çok güzel gözüküyor. Burada 1 kilo 200 gram vişne var. 1 kilo tam geliyor onlar şeker. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi reçelim kaynamaya başladı. Karıştırıyorum. Ara sıra bu köpüğünü almayı ihmal etmeyin. Bu şekilde. İçerisine 1 çay kaşığı tereyağı koyuyorum. Tuzsuz tereyağı olsun. Eğer evinizde yoksa sorun değil. Köpüklerini alalım. Bu işlemi köpükler bitene kadar devam ettirin. Fazla köpük kalırsa sorun değil zaten. Ama siz olabildiğince köpükleri alın. Kaynamaya başlayan reçelimizi kapağını kapatmadan kısık ateşte ortalama 40 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Arasında karıştırma köpüğünü alın. Reçelim güzelce kaynadı gördüğünüz gibi. Ortalama 30 dakika. Köpüklerini aldım. Şimdi üzerine yarım çay kaşığı limon tuzu ilave ediyorum. Yarım yemek kaşığı limon suyu. Bu şekilde de 5 dakika kaynatalım. Sonra kıvam testi yapacağım. Buzluğuma bir tane tabak koydum. Buzluktan çıkan tabağın içerisine çok az reçelimden alıyorum.
Biraz bekletiyorum. Donması için. Kıvamını görüyorsunuz. Kıvam tam yerinde. Artık kavanozu boşaltabiliriz. Ocağımın altını kapattım. Kuru bir kavanoza reçelimi boşaltıyorum. Ben çoğunu kış için ayıracağım. Böyle sıvı gününe bakmayın. Soğudukça kıvamını alıyor zaten. Kavanozumu doldurdum. Bu şekilde ağzını silin. Yoksa kabak sıkı kapanmaz. Tam kıvamında vişne reçelimiz hazır. Şimdiden diyecekler afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı görüşmek üzere.